Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. AYT videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kimyada bakalım neler var. Elektronegatiflik, basit baz özellikleri, periyodik özelliklerin sonuna geldik. Şimdi elektronegatiflik, kimyasal bağ ile bağlı elementlerin birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti. Yani halat çekme yarışması gibi düşünebiliriz. İkimizler arasında benim halata uyguladığım çekim kuvveti ile sizin halata uyguladığınız çekim kuvveti doğal olarak farklı olacaktır. Benim uyguladığım çekim kuvveti sıfıra yakın. O derece yani. Şimdi bağ elektronlarını kendine daha fazla çekenin elektronegativite değeri daha büyük olur diyoruz. Burada gördüğünüz üzere florun ne diyelim kapsama alanı içerisinde görür elektronlar. Bu da onun elektronegativite değerinin büyük olduğunu gösteriyor. Bunlar şimdi kovalent bağ var aralarında. Çünkü bunlar ametaller. Fakat bağ ortak kullanıma rağmen florun kapsama alanında olduğunu görüyoruz. Evet. Zaten apolarlık da buradan geliyor herhalde. Apolarlık değil. Bu şey kovalent bağ ama polar kovalent bağ. Neden? Polarlık da ya. Geçen çiftini yaptık. Kutupluluk. Kutupluluk buradan geliyor. Artılık eksilik, özür diliyorum. Süper. Neden? Çünkü elektron dediğimiz negatif şeyleri kendine doğru mu çekmiş? Doğal olarak kısmi kendine artı. Doğru çektiyse bu kısmi eksi. Kısmi hidrojen de kısmi artı oluyor. Bu vermiş gibi ama azıcık vermiş. Bu da almış gibi azıcık almış. Tamam. Aynen öyle. Elektronegatifte değerlerine bakarsak. Bu arada en baba ametal dediğimiz arkadaş flor. Elektronegatifte de en baba. Biz yani yaklaşık bu 4 olarak alınıyor. Maksimum elektronegativite değeri babamız florda. Bu da gösteriyor ki demek ki sağa ve yukarı doğru gittikçe elektronegativite artıyor. En düşük arkadaşımız da burada fransiyum 0,7 ile gösteriliyor. Söyledik. Sağ ve yukarı, sol ve aşağıda azalmakta. Kağıt israfı. Evet, çok hızlı konuşuyorum ondan aslında. Niye söylüyorsun 3 sayfa önce? Yok söylemesiniz ben soruyorum zaten. Soy gazların bileşik yapma eğilimi çok düşük olduğu için elektronegativite değerleri yoktur diyoruz arkadaşlar. Hem laboratuvar ortamında zorla bileşik yaptırdılar. Ama bunların süresi bileşik halde kalma süreleri o kadar kısa ki o yüzden günün rahatlığıyla elektronegativite değerleri yoktur veya bileşik eğilimleri çok çok düşüktür diyebiliyoruz. Bir diğer özellik, son özelliğimiz asit baz özellikleri. Metallerin oksitlerinden bahsedeceğiz. Metallerin ve ametallerin yani elementlerin oksitlerinden bahsedeceğiz. Çünkü metallerin ve ametallerin oksitleri değişik karakterlere sahipler. Bunlara baktığımızda şunu da söyleyelim. Bu elementlerin oksitlerinin sulu çözeltileri karakterleri veriyor. Asit veya bazik diye. 1. Metallerin oksitleri bazik karakterlidir arkadaşlar. Örnek olarak sodyum oksit veya magnezyum oksit. Bu arkadaşlar bazik karakterlerdir. Ama periyodik cetvelin sağ tarafına yani ametallerin olduğu tarafa doğru gittikçe ametallerin oksitlerinin sulu çözeltileri asidik karakter taşır. En güzel özelliklerden birisi karbondioksit. Unutmasınlar. Karbondioksit içtiğimiz sodalar var ya. Sodaların karakteri baz mı asit mi? Baz diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Baz diyorlar mideyi rahatlatsın diye. Midede çok fazla asit var. Baz içerseniz rahatlatır. İçerisine karbondioksit basılmış olan sular diyelim o zaman. O şekilde zenginleştirilmiş sular. O zaman asidik özelliği var. Asidik özelliği taşıyor. Köpürüyor. Aynen öyle. Sebebi karbondioksitten kaynaklanıyor. Karbondioksit bir ametal oksit. Ametal oksitler asidik karakter taşırlar. Bunu şeyde de görüyoruz. Azot dioksit, karbondioksitçe zengin hava yağmurla buluştuğu zaman asidik yağmurlar meydana gelir. Yani asit yağmurları meydana gelir. Tabii bu yoğunluğun yüksek olduğu bölgelerde örnek veriyorum şu an Kocaeli gibi sanayinin çok olduğu, fabrikanın çok olduğu, doğal olarak dışarıya bırakılan bu tarz gazların yoğun olduğu şehirler İstanbul'da diyebiliriz, Kocaeli diyebiliriz. Oradaki bölgelerde asit yağmurları gözleniyor. Neden? Bu gazlar yağmurla beraber yağmur suyu içerisinde çözünüyor ve asidik karakter oluşturuyor ve asit yağmurları oluşuyor. Burada güzel bir nokta var. Oksijence zengin ametal oksitler. Fakirlerine de bakacağız. Yine ametal oksitlerin oksijence fakir halleri nötr karakter taşıyor. Örneğin azot başına 2 oksijen asit karakterdeyken azot başına tek oksijen veya 2 azot başına tek oksijen nötr karakter taşımakta. Aynı şekilde karbondioksit, karbon monoksit.
Son bir karakterimiz Amfoter karakter. Ben bunlara yalancı diyorum. Neden? Aside karşı baz, baza karşı asit gibi davranır Amfoterler. Bunların bir grubu var diyelim. Çinko, kalay, krom, kurşun, alüminyum ve berilyum. Ne diyoruz biz kısaltmak veya akılda kalsın diye? Zeynep sana kırmızı pabuç alacağım ben. Ya da berilyum başa al. Yani şu ben kimyadan, sana... biyolojiden ne paragraf soruları çıkar var ya. Zeynep sana kırmızı pabuç alacağım diye berilyum da koyuyoruz. Bu arkadaşlar amfoter karakterdeki elementler, metaller. Bunların oksitleri de amfoter oksit karakteri taşıyor. Çinko oksit asit geldiğinde baz gibi, baz geldiğinde asit gibi davranıyor diyoruz. Peki bir genelleme yapacak olursak o zaman periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe ametaller arttığı için oksitleri asidik karakter taşıyacakken periyodik cetvelde sağdan sola doğru ilerlendikçe metaller arttığından onların oksitleriyle bazik özellik artar diye. Peki hemen merakımdan soruyorum, bu sodaların içerisinde karbondioksit basılmadan önceki halleri bazik mi? Şöyle diyorum, sadece mineralli suysa eğer, magnezyumlu, potasyumlu vesaire sadece mineralli sularsa tamam, ama o şekilde bırakılmıyor onlar. İlla gaz da var, yani gazlı içecek statüsüne giriyor zaten. Şimdi genel bir toparlama yapacak olursak periyodik cetvelimizde atom yarıçapı diğerlerinin tersi demiştik. Periyodik cetvelde atom yarıçapı sağdan sola doğru artarken iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik sağdan sola doğru artar. Soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru. Güzel gösterdim onu, değil mi? Soldan sağa doğru. Hiç kimse göstermez bu öyle. Soldan sağa doğru artıyordu. Atom yarıçapını iyi bilin. Katman ve şu sarılma olayını. Diğer alayı bunun tersi. Yine metalik ve ametalik özelliklerden. Metalik özellik köşeye doğru en baba fransiyum. Fransiyuma doğru artarken ametalik özellik burası değil şurada en baba flora doğru artmaktadır. Bu çok önemli. Bence bir çıktısını alıp güzel bir şekilde masanıza, duvarınıza, bir yerinize asın. Gözünüz gördükçe daha da alışırsınız. Bizi hatırlarsınız. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sevgili arkadaşlar, bir sürü konu öğrendik yine de. Tabii bir video çektik şu anda. Biz bunun öncesinde çok fazla video çektiğimiz için epey bir detayları öğrendik burada da. Hatırladık. Sizlerden ricamız, çalışmaya asla ve asla ara vermeyin. Sayısal dersler özellikle kimya, fizik, biyoloji, tabii ki matematik, geometri nankör derslerdir. Çabuk unutursunuz. Bol miktarda soru çözmeniz gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.